Bunlar takım. Karatları aynı. Bunlar da öyle. Maalesef çok fazla bir şey tutmayacak. Ama bunlar çok kıymetli. Eskiden biz ta evlenirken bunları yaptırmıştık kendimiz kapalı çarşıda. Ziynetin satışı hep zarar. Taşlar kıymetli ama yıpranmışlar. Kırıklar da var aralarında. Bir şu tek taşınız aralarında para edecek olan. O şey, onun Belçika'dan sertifikası var. 3 karat. Hatta yanılmıyorsam galiba E rengi de. Hepsine bu kadar verebilirim ancak. Çok az. Şimdi almaya kalksak 3 katı eder en az. Öyle maalesef. Bu fiyat da size özel. Eski müşterimiz olduğunuzdan. Daha fazla tutar diye düşündüm, ne yalan söyleyeyim. Laçin, biraz düşünsek mi? Yani böyle ani karar vermesek. Zamanım yok. Gül, bir an önce parayı bulmam lazım. Zaman daralıyor. Biliyorum, biliyorum. Anlıyorum ama yani beyefendinin dediklerini biz birazcık düşünelim. Sonra tekrar gelelim. Olur. Tabii, tabii. Yabancı değil Laçin Hanım. Tamam. O zaman çıkıp bir hava alalım biz. Sonra tekrar geliriz. Toparlamanıza yardım edeyim. Ha niye zaman kaybediyoruz? Yani her yeri gezdik, en iyi fiyatı orası verdi. Ha boşu boşuna dolanıyoruz. Bak daha ikinci el mağazası bulacağız. Verilecek eşyalar var. Çantalarım, ayakkabılarım. Halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Ha bir sakin ol. Yapma böyle Laçin, gözünü seveyim. Şuraya yaslan bakayım. Yapma kusur, ne olursun. Su iç bakayım. Laçin'cim, olmaz ama böyle. Bak elinde avucunda ne varsa satıp savıyorsun. Ne yapayım başka? Ha ne yapayım, başka çarem mi var? Laçin, iki yetişkin insansınız. Al karşına, güzel güzel konuş. Senin asıl derdin ne diye sor. Yani bence sana kızdığı için böyle davranıyor. Aklınca sana ders vermeye falan çalışıyor. Onun parayla derdi merdi yok. Ne peki? Ne? Ne istiyor? Ya bilmiyorum ne istediğini ama belki konuşursan birazcık daha kalbi yumuşar. Yok, o çok kararlıydı. O asla kararından dönmez. Ben çok iyi tanıyorum Yekta'yı. Yani benim içim hiç rahat değil. Bak, bunlar senin birikimlerin, hatıraların. Satma, gözünü seveyim. Çok ani karar veriyorsun. Mutlaka vardır bir çaresi. Yani bulunur bir yolu. Yapma, gözünü seveyim. Hadi gel şurada bir yerde oturalım. Hadi gel. Gel kuzum. Şimdi gidip yeniden evlenelim desem. Ay, ay, ay. Hayatta istemem gerçekten. Aman Allah korusun. Ay Yekta da istemez zaten canım. Ay en rezil hallerimiz saçıldı ortalığa gibi. Hayır ben anlayamıyorum. Bu adam ne istiyor? Kitabı. Kitabın haklarını alacak. Filmini yapacak. E sonuçta bu da bir başarı. Yani her şeyi istediği gibi bunu da istiyor Yekta. İyi. Bak ne diyeceğim. Sen bu adamı kitaptan atsana. Anlamadım. Nasıl? Yekta Bey, Yekta Bey. Yekta ile ilgili olan her şeyi kitaptan at. Katil babasız olsun. Anası da dul. Olmaz mı? Yeni basım gibi. Yani geliştirilmiş hali gibi. Yani ben o kadarını anlamam. Ben de varım bu kitapta ama sen şey diyorsun yani Yekta benden izin almadınız falan diyor. Ha, evet. Bunu kitaptan atarsan sana da bir daha böyle bir şey diyemez. Olabilir mi? Olabilir aslında. Ben tabii bunu yayın eviyle de konuşmak lazım da. Aklına yattı yani. Deli misin? Harika fikir. Ay eğer yayın evine de mantıklı gelirse neden olmasın? Hadi inşallah. Ay Gül iyi ki varsın ya. Seni çok seviyorum. Sen de öyle. Ah canım benim. Vallahi iyi fikir.